Allah kötülüğe giden yolları ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Onları da kapatmıştır. Bağışlayın. Bir ayet-i kerime ile misal vereyim. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا der mesela. Bağışlayın ifademi lütfen ayet-i kerimedir. Zinaya yaklaşmayın. Zina yapmayından ziyade kullanılan üsluba bakar mısınız? Zinaya yaklaşmayın. Bu çok çirkindiktir, bir büyük günahtır. Ne kadar kötü bir yoldur diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi yaklaşmayınla yapmayın arasındaki fark şudur. Yani sizi bu günaha götürecek davranışlardan da uzak durun. Gözünüze sahip çıkın. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُدُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ Mümin erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar diyor mesela. Hemen arkasında gelen ayet-i kerime, قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُدُّوا مِنْ اَبْصَارِهِنَّ Müminlerin kadınlarına da söyle, mümin kadınlara, onlar da gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Neden? Bakmak ötesine götürür. Ötesi ötesine götürür. Bir noktaya gelirsiniz, geriye dönülmez. Haramdan kaçamaz noktaya gelirsiniz ve günahın içine, Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun, dönemeyecek şekilde düşebilirsiniz. Onun için yaklaşmayın diyor.